Yılın video çekmek için okuldan eve koşarak geldiğim ve gün ışığını yakalamaya çalıştığım zamanlarına girmiş bulunmaktayız. Bugün yakalayamadım. O yüzden bu aptal ışıkla beraber çekeceğim. Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Bugün Favorilerim serisinin sondan bir önceki videosu ile karşınızdayım. En azından 2021 için. Kasım ayı bitti. Bir sürü favorim var yine. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Çok basit bir konsept bu çünkü hani ay içerisindeki izlediğim favori filmleri, dinlediğim favori şarkıları falan söylüyorum. Evet. Başlayalım. Öncelikle Kasım ayında tam olarak 19 tane film izledim. Ve bunların arasından da 5 tane favorim var. Ve hani bu zannedersem bütün favoriler serisi içerisindeki en fazla sayıda film söylemem olacak. 5 tane filmim var bugün size önereceğim. Öncelikle Ankara'da yaşamanın getirilerinden biri olan Arjantin Başkonsolosluğu bir tane film festivali gibi bir şey düzenledi. Böyle 3 geceliğine film gösterdiler. Ücretsizdi de aynı zamanda. Ve ben Wild Tales diye bir film izledim orada. 2014 yapımı. Wild Tales 6 tane kısa hikayeden oluşuyor. Yani şöyle bir diyeyim, çok spoiler vermeden, We Live in a Society tarzı. Şöyle bir şey diyebilirim, eğer böyle çok uzun filmler izleyemiyorsanız, uzun süredir izlediğim en sürükleyici filmlerden biriydi. Ardından hemen ertesi gün bizim okuldaki sinema kulübü Paris Texas'ı gösterdi ve ben ilk defa izledim ve bayağı beğendim. Paris Texas şöyle bir film. Bir adam yürüyor ve ilk başta neden yürüdüğünü anlamıyorsun. Film ilerledikçe neden yürüdüğünü anlayacaksın. Ana temalardan, ana konulardan biri o. Aynı zamanda sırf karı koca ilişkisi değil de aile içerisindeki, hani bu extended, geniş aile içerisindeki bile denir. Dinamikleri bence çok güzel yansıtan bir filmdi. Tam yani az önceki dediğim Wild Tales'in tam tersi filmlerden biri. Çok uzun ve bayağı da yavaş ilerliyor. Ardından Ankara Film Festivali vardı bu ay. Ve ben Ankara Film Festivali'ni birazcık fazla göz tutarak çok fazla filme bilet aldım. Hani gerçekten neredeyse her akşam ben Büyülü Fener'deydim. Bir hafta boyunca ve vize haftama da denk geldi. Yani hangi akla hizmet Zeynep sen Ankara Film Festivali'ne bu kadar bilet alıyorsun. Neyse. Louis Buñuel'in filmlerini gösteriyorlardı. Louis Buñuel bir tane sürrealist yönetmen / senarist. Kendisi bayağı sürrealist ama bu önereceğim filmde daha fazla, yani sürrealizm çok şey değil. Devasa bir sürrealizm yok yani. Falan demiyorsun. Hani Salvador Dali tablosunun içerisinde gibi hissetmiyorsun. Belle de Jour'u önereceğim. Belle de Jour şunu anlatıyor. Severin diye bir kadın var. Bu kadın evli, meşhur bir doktorla evli. Rahat bir hayat yaşıyor. Ardından bir tane arkadaşlarının bir hayat kadını olduğunu öğreniyor. Bir genel evde çalıştığını öğreniyor. Ardından kendini genel evde buluyor. Diyor ki ben çalışmak istiyorum. Ve böyle iki hayat sürdürüyor film boyunca. Biri Pierre kadının eşi. Pierre'le olan bir ev hanımı, öbür tarafta da bir hayat kadını. Yani değişik bir filmdi. Ben bayağı beğendim. Kesinlikle çağının çok ilerisinde. Hani 67 yapımı film bu arada. Evet, Belle de Jour'u kesinlikle öneririm bence. Bayağı güzel bir filmdi. Ardından da Ankara Film Festivali'nde izlediğim, hani güncel olan filmlerden izlediğim en iyi filmi önereceğim. O da Çatlak. Mükemmel bir filmdi yani gerçekten. Hani Paris Texas'a dedim ya ben, hani aile dinamiklerini müthiş anlatıyor. Asıl burada Çatlak filminde, 2020 yapımı Çatlak filminde, hani Türk aile yapısını, parasal durumun aile içerisinde nasıl etkilediğini müthiş anlatıyor film. Yani gerçekten Fatih güya İngiltere'de bir süreliğine çalışmış. İngiltere'de çalışmış ve ailesine para yollamak istemiş. Bir arkadaşından borç almış. Bu borcun aileyi nasıl etkilediğini çok güzel anlatıyor. Yani bir gecede geçiyor zaten film. Ben bayağı beğendim filmi. Hani uzun süredir izlediğim en iyi Türk filmlerinden biriydi. Eğer yakalarsanız festivallerde hala oynuyor olması lazım. Bugünkü son filmim. Bu film beni depresyona soktu. O yüzden ne kadar önerebilirim şimdi. Tick Tick Boom, Netflix yapımı, Andrew Garfield'ın oynadığı, Lin-Manuel Miranda'nın yönettiği Tick Tick Boom. Hiç düşünmediğim bir yerden vurdu beni. Halamla izliyoruz işte böyle. Halam zaten hani böyle çok yabancı film sevmez ve müzikal de aynı zamanda. Ben çok severim müzikal ama hani halam çok alakasızdır. Gerçek hayat hikayesi olması ve bu kadar böyle bir sonunun olması bu hikayenin beni çok derinden etkiledi. Bu yıl içerisindeki izlediğim en iyi ve benimle beraber kalacak olan
ve her seferinde böyle geri döndüğümde hani bana bir şey hissettirebilecek filmlerden biriydi Tick Tick Boom. New York'ta garson olarak çalışan ve oyun yazarı olmak isteyen John'u anlatıyor. Adam gerçek bu arada, John gerçekten var ve bu da yazdığı ikinci müzikal Tick Tick Boom. Bunu şundan dolayı yazıyor. 30'una girmeden önce bir depresyona giriyor ve ben hayatımda hiçbir şey yapmadım. Hala bir tane doğru dürüst müzikalim bile yok. Hani yapmak istediğim şeyi yapamıyorum. Garson olarak kendimi harcıyorum. Orta yaş krizine giriyor yani. Orta yaş krizi bile denmez. Hani 30 yani. Çok bir şey değil aslında ama hani bir krize giriyor. Ve bununla beraber böyle bir müzikali ve hani o haftasını anlatıyor. Yani 30'una girmeden önceki haftasını anlatıyor. Ben zaten filmi izledikten sonra bütün şeyleri izledim yani. Röportajları falan. Andrew Garfield bu filmden önce şarkı söylemeyi bilmiyormuş. Ve Lin-Manuel Miranda'nın Andrew Garfield'ı seçmesinin sebebi şöyle bir şeymiş. Lin-Manuel Miranda masaj yaptırmaya gitmiş. Ve masaj yaptırdığı kişi de aynı zamanda Andrew Garfield'a da masaj yaptırıyormuş. Adamın Lin-Manuel Miranda'nın aklında bu müzikali filme dönüştürmek varmış zaten. Ve aklına Andrew Garfield gelmiş. Masöre sormuş, demiş ki Andrew Garfield şarkı söyleyebiliyor mu? Masöre demiş ki evet evet çok güzel söylüyor. Evet. Evet. Tamam, şimdi kitaplara geçelim. Bu ay iki tane kitap okudum. Aralarından bir tanesi favorimdi ve bu kitaptan ben bir önceki videomda bahsediyorum. Şuradan izleyebilirsiniz. Kitap alışverişim videosunda. Christina Lauren'dan Josh ve Hazel'ın Sevgili Olmama Rehberi. İstediğim kadar beklentilerime ulaşmadı ama yine de çok güzel bir kitaptı. Gerçekten hani Christina Lauren işlerini biliyorlar yani. İşlerini biliyorlar kadınlar yani. Gerçekten romantik komedi yazmayı biliyorlar. Bu ve Sahte Balayı. Romantik komedi şeyinde üstüne tanımam yani. Friends to Lovers müthiş bir trop. Burada da müthiş anlatılmış gerçekten. Hani Friends to Lovers'dan beklenen her şey bu kitapta var. Evet. Bu ayki kitaplardan bu kadar. Dizilerden bahsedeyim. Bu ayki dizilerde de aslında çok fazla böyle favorim yok. Şuradan yine izleyebilirsiniz. Kulüp izledim bu ay ve aslında kulübün bazı kısımlarını çok beğenmeme rağmen üzerine düşündükçe büyük bir kısmını da beğenmediğimi anladım. Bu birazcık update olacak şuradaki videoya ama hani oradaki videodan beri üzerine düşünüyorum. Hatta Dizi Kere Dizi'de kulüp incelemesine de katıldım. Hatta aşağıdan onu da linkliyim. Kulübün zayıf kaldığını düşünmeye başladım. Daha fazla düşüncelerimi şuradan öğrenebilirsiniz. Ve ayrıca Modern Love'ı izledim ikinci sezonunu. Ve birinci sezonuna kıyasla yine daha az beğendim. Ancak favori birkaç bölümüm vardı. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. İkinci sezonunda en beğendiğim bölümleri şeyler oldu. İkinci sezon 3. bölüm. 6 ve 7. bölüm. Yani ikinci sezon 6. bölüm ve ikinci sezon 7. bölüm. Benim çok beğendiğim bölümler oldu. Ama geri kalanı beklentilerini karşılayamadı bence. Evet, dizilerden de bu kadar. Sırada şarkılar var. Şarkılarda da bu ay çok fazla şarkı var. Eğer bu şarkılardan herhangi birini dinlemek isterseniz aşağıda playlistin linki olacak. Ve bununla beraber bu playliste başka şarkılar da var. The truth is I don't really want to leave, but it's geleceğini hepimiz tahmin ediyorduk bence. Evet.
bu ayki şarkılar da böyle. Taylor demişken favori diğer şeylerime de geçeyim. Bilkent Kısa Film Topluluğu bu ay Taylor Swift gecesi gibi bir şey yaptı. Yani çok uzun bir şey değildi gerçi, o ayrı konuda. All Too Well kısa filmini izledik. Ve bununla beraber aynı zamanda Cardigan'la Willow'u birleştirip bir şey yapılmıştı. Aynı zamanda I Bet You Think About Me'nin videosunu da göster. Yani böyle bir geceydi. Herkes kırmızı, yani en azından herkes kırmızı bir şey giyip gelmişti. Bu çok hoş bir şeydi. Bu ay bayağı Taylor Swift dinledim. Spotify Wrapped'imde Taylor Swift çıkarsa asla şaşırmayacağım. Yani bu kadın beni bu sene gerçekten avucun içerisinde oynattı. Yani böyle bir şey yok. Taylor Swift TikTok'una düştüm ben. Bir şekilde oradan yani bu kadar büyük Swift'i havalarına takınıyorum. Ama ben bayağı uzun bir süre boyunca Taylor Swift hayranı değildim. Ve bunun hakkında aslında büyük bir video yapmak istiyorum. Böyle bir oturup gerçekten sohbet ettiğim bu I'm Not Like Other Girls sendromunu anlattığım ve benim nasıl o sendromun bir kurbanı olduğumla alakalı böyle bir oturup konuşmalı bir video çekmek istiyorum. Eğer ilginizi çekerse lütfen aşağıya yazın. Ben uzun bir süre Taylor Swift hayranı değildim. Ve hani hatta yani bayağı değildim. Hani değildim. Hani nasıl onunla barışmayı ve hani I'm not like other girls sendromundan kurtulmaya çalıştığımı anlatan bir video çekmek çok isterim. Ama onun dışında bitti video. Şükür. 3 saattir videoyu çekmeye çalışıyorum. Bu video neden bu kadar sıkıntı oldu bana anlamadım. Uzun süredir hava karanlıkken video çekmiyorum. Okuldan eve koşarak video çekmek için geldim. Eskiden hani 2020'den önceki videolarımı bakan olursa hepsi böyle iğrenç bir ışıkta, odamda böyle turuncu ışıkta videolar hepsi. Birazcık o günleri anımsattı. Evet. Bu videoyu beğenmişseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmişseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Biliyorum beğenme butonu artık gözükmüyor sizde. Ama bende de gözüküyor. O yüzden hani herhangi bir feedback, herhangi bir geri dönüş için beğenme butonuna, eğer beğenmediyseniz bu videoyu beğenme butonuna basarsanız mutlu olurum. her neyse, evet. Bugünlük benden bu kadar. Abone olursanız çok sevinirim. Aşağıdaki linklerin hepsine lütfen tıklayın. Aynı zamanda Instagram'ı da takip ederseniz çok mutlu olurum. Bitti. Görüşürüz. Hoşçakalın.